O köşenin biraz geriye gelmesi gerekiyor. Hepimizin üzerine olsun. Öncelikle Rabbimiz kılmış olduğumuz vakit namazlarımızı kabul eylesin. Ve birazdan kılacağımız cenaze namazını Rabbimiz yüce katında makbul eylesin. Merhume Seyhan hanımefendiye Rabbimiz rahmet eyleyip ailesine, eşine, evlatlarına, bütün seven dostlarına metanet ve teslimiyet, hayırlı imanlı huzurla Rabbimiz nasip eylesin. Dünya hayatına bizleri gönderen Rabbimiz, yaşamamız hususunda her birerlerimize belirli bir süre ve belirli bir mühlet veriyor. Vakit ve süre olduğunda ömrümüzden uzatılmayacağını, o an o saniye canlarımızın alınacağını ayet-i kerimesinde bizlere beyan ediyor. Bizlere düşen vazife, ölenlerimizi dualarla uğurlamak, onlardan gereken ibret ve dersi almak, ölüme ve ahiret hayatına hazırlanmaktır. Merhume Seyhan hanımefendi bu son ve bu sessiz duruşu ile bizlere çok şey anlatıyor. Ben gidiyorum dostlar. Sizler de geleceksiniz. Bana bakın, benden ibret alın diye manevi bir sesle bizlere bazı nasihat ediyor. Rabbim inşallah duyabilmeyi, hayatımıza yansıtabilmeyi, ölüme ve ahiret hayatına en güzel bir şekilde hazırlanmayı hepimize nasip eylesin. Dünyadaki vakit ve ömrünü bizlerden evvel tamamlayan merhume Seyhan hanımefendi dualarınızı bekliyor. Şehadet ve helalliklerinizi talep ediyor. Tanıyanlar, bilenler, buraya toplanan ailesi, dostları, komşuları olarak bu merhumeyi nasıl bilirdiniz? İman etmiş, inanmış, mümine bir kul olduğuna şahitlik eder misiniz? Haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz. Son kez yani gönülden bütün haklarınızı helal ediniz. Cenab-ı Mevla şehadetimizi ve helalliğimizi kabul eylesin. Bu şehadet ve helallikler hürmetine Rabbim onun varacağı yeri cennet eylesin. Tekrar ailesine Rabbim sabır nasip eylesin. Namazdan sonra defnelemek üzere merhumeyi eski kozluğu aile mezarlığına, eski kozluğu kabristanlığına götüreceğiz. Gelmek isteyen araçlar var. Gelmek isteyen cemaatimiz buyursun. Dualardan ibaret farz-ı kifaya bir namaz kılacağız. Tekbir aldıktan sonra, tekbirden sonra Allahümme salli, Allahümme barik duaları okunur. Üçüncü tekbirden duayı bilmiyorsak Fatiha suresini okuyabiliriz. Dördüncü tekbirle beraber selam verip namazımızı tamamlarız. Rabbimiz kabul eylesin. Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyite için duaya, uydum hazır olan imama, hatun kişi niyetine. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ruhi için El-Fatiha. Yavaş yavaş. Böyle kalsın abi.